Dünden Yarına'ya hoş geldiniz. Dünden Yarına bu bölümünde son yıllarda adından sıkça bahsedilen Alman Federal Dış İstihbarat Servisi BND'yi anlatmaya çalışacak. Türkiye 2007 sonrası süreç dahilinde yabancı istihbarat örgütlerinin adını sıklıkla duyduğu bir ülke oldu. Özellikle Suriye iç savaşı ile birlikte bu örgütler Kuzey Suriye'de cirit atar bir duruma geldiler. Benzer bir durumu 2013 yılı yaz aylarında patlak veren Gezi kalkışmasında da gördük. Bir kısmı yakalanan bu yabancı uyruklu kişiler tesadüfen orada değildi. Çok geçmeden de BND kısaltması söylenir oldu. Nedense her taşın altından bunlar çıkmaya başlamıştı. Peki kimdi bu BND? Ne zaman ve nasıl kurulmuştu? Arkasında kimler vardı ve neler yapmışlardı? İkinci Dünya Savaşı tıpkı birincide olduğu gibi dünyayı kasıp kavuran bir felaket olmuştur. Milyonlarca insanın o günün en teknolojik silahlarıyla vahşice katledildiği bu savaş aslında Batı dünyasının dehşet verici halini de gözler önüne seriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Savaşın galibi olacak Amerika Birleşik Devletleri, Japonları yenebilmek için gözlerini kırpmadan iki kez atom bombası kullanmaktan çekinmeyecekti. Yani yeryüzünde iki noktayı nükleer silahlarla vurabilecek kadar cüretkar ve fütursuzdular. Nitekim savaştan sonra başlatılan sözde barış döneminde de galiplerin fütursuz yaklaşımlarını görecektik. Dünyayı iki kutup üzerine düzenleyen yeni oyunda alanı genişletecek argümanlar da mevcuttu. Bunlardan biri Birleşmiş Milletler olarak şekilleniyordu. Bir ülkenin ülke olarak dünyada itibarlı ve saygın olabilmesinin yolu Birleşmiş Milletler'e üye olmasıydı. Daha doğrusu o günlerin algısı böyleydi. Kurulduğu günden itibaren hemen hiçbir şeye yaramayan Birleşmiş Milletler, Dünya Savaşı'nın galibi sayılan 5 ülkenin yeni oyun alanıydı. Güvenlik Konseyi olarak adlandırılan bu yapılanmada yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere adeta dünyayı kafalarına göre dizayn ediyorlardı. Dünyanın bir bölümündeki bir sorun karşısında Birleşmiş Milletler bu 5 ülkeden biri şahsi çıkarları nedeniyle veto koyduğunda kınama dahi yayınlayamıyordu. Yani sizin anlayacağınız 5 dünyadan büyüktü. Yıllar yılı devam eden bu duruma ilk tepkinin 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye'den geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle 20 Eylül 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma tarihi niteliğinin yanında bu 5 ülkeyi adeta şok etmişti. Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum. Yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu 5 ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu 5 ülkenin iki dudağı arasına mahkum edilmiştir. 5 tane daimi üye, 15 tane geçici üye böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Evet, dediğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı dünyayı iki kutuplu bir düzende yeni bir oyuna sürükleyecekti.
dünyanın neredeyse tamamı Amerika ile Sovyet-Rusya arasında bölüşülmüştü. Bu iki güç kendi arasında büyük bir rekabete girişirken aynı zamanda da etki alanlarındaki ülkeleri değiştirip dönüştürüyorlardı. Bu noktada istihbarat örgütleri başroldeydi. Amerikalılar kendi etki alanları olarak gördükleri Avrupa'nın batı yakasında bir birlik oluşturma havasındaydılar. Zaten yüzyıllardır Avrupalılar değişik vesilelerle bunu denemişlerdi. Hatta Adolf Hitler'in dahi kendince bir Birleşik Avrupa planı vardı. Amerikalılar bunun için bürokrat, konyak tüccarı ve vizyoner olarak adlandırdıkları Jean Monnet ile Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ı kullandılar. İkili önce Almanya ile uzlaşacak, sonrasında da Avrupa Birliği'ne giden yol olacak Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'ni kurma girişimlerini başlatacaklardı. Bu noktada Jean Monnet'in Ford Vakfı aracılığıyla CIA'den aldığı paralar ve Robert Schuman'ın Amerikalı sponsorlarının destekleri asla konuşulmayacaktı. Soğuk Savaş oyununda Amerikalılar dünyada komünizmin gelişimini bildik sömürgeci yöntemlerle dönüştürmeyi hedeflerken, Avrupa'daki komünistleri kendi oyunları olan yeniden inşa süreciyle vurmayı planlıyordu. Amerika, Avrupa'da yükseltilmeye çalışılan komünist havayı dağıtmak için Marshall planını kullanacaktı. Avrupa'daki halkların ihtiyacı olan hemen her şey komünizm karşıtlığıyla bilinen kişi ve gruplarca yapılıyordu. Amerika'nın en iyi üniversitelerinden getirilen uzmanlar Avrupa kentlerine yerleştiriliyordu. Bunlar kamuoyu oluşturuyor, sendikaları, basını ve kimi kuruluşları yönlendirecek faaliyetlerde bulunuyorlardı. İkinci Dünya Savaşı günlerinde Amerika'nın gizli operasyonları için kurulan Office of Strategy Service tüm kadrosuyla kısa adı CIA olan yapıya dönüştürülmüştü. Bu servisin belki de en önemli çalışmalarından biri daha savaşın içinde belirledikleri ve espiyonaj faaliyetlerinde dahi olduğunu düşündükleri Alman generali Reinhard Gehlen'i sağ olarak ele geçirmekti. Nazi Almanya'sında espiyonaj faaliyetlerini başlatan kişi olarak bilinen General Gehlen en büyük casusluk ustalarından biri kabul edilmekteydi. General Reinhard Gehlen 1942 yılında yabancı Doğu ordularının komutanlığına atanmıştı. Bu ordu Doğu Avrupa'da Almanlar safında yer almış faşistlerden oluşuyordu. Sovyet savaş esirlerine ve sivillere karşı acımasız tutumuyla tanınmıştı. Gehlen'in birlikleri istihbarat toplama, casusluk faaliyetleri, sabotaj ve yıkıcı girişimlerde ustaydı. Hatta Gehlen 17 Temmuz 1944'teki suikast girişimini Adolf Hitler'e bildirmiş ve bu girişim başlamadan bitirilmişti. Bunun ardından General Gehlen tüm generalliğe terfi ettirildi. Nisan 1945'ten sonra Gehlen ve adamları ordudan ayrıldı. Ancak bundan önce Mart 1945'te pek çok gizli Sovyet belgesinin mikrofilmlerini çektiler ve bunları Avusturya Alplerinde gizlediler. Gehlen ve casusları Mayıs ayında bu belgeleri Amerikan ordusuna teslim etti. O dönemde Sovyetlerle ilgili pek bilgi sahibi olmayan Amerikalılar, General Gehlen ve adamlarına minnettar kalacaklardı. O günlerdeki adıyla Amerikan Stratejik Hizmetler Ofisi, sonraki adıyla CIA bünyesinde faaliyet gösterecek olan Gehlen, 350 eski elemanıyla ilk kadrosunu oluşturdu. Böylece BND'nin temelleri atılmış oluyordu.
Gehlen aynı dönemde 10 ay boyunca Amerika Virginia'daki Fort Hunt garnizonunda Amerikalılara dersler verdi. Gehlen Batı Almanya'ya döndüğünde bir yandan Ruslarla ilgili abartılı bilgileri Amerikalılara satarken diğer yandan Amerikalılardan gelen bol sıfırlı fonları Nazi savaş suçlularını kurtarıp Güney Amerika'ya göndermek için kullanıyordu. BND'nin temelini oluşturan Gehlen'in örgütü CIA adına Doğu Avrupa ile Sovyetler içindeki istihbarat çalışmalarını sürdürüyordu. Soğuk Savaş'ın ilerleyen safhalarında da Amerikalılar bu işin sadece casuslukla olamayacağını anlamışlardı. Basın önem verilen bir alandı. Batı Almanya'da anti-komünist yayınlarıyla ünlü dev basın tröstünü kuran Axel Springer bu işe 1950'lerin başında Amerikalılardan aldığı 7 milyon dolarla başlamıştı. Bu rakam bugün için 100 milyon doların üzerinde bir meblağa karşılık gelmektedir. Yukarıda adı zikredilen kimi simalar Türkiye ile olan ilginç bağlantılarıyla kendini gösterecekti. CIA'in Avrupa ve çevresindeki bölgelerde yaptıkları aşağı yukarı aynıydı. Aynı senaryoyu kullanıyorlardı. Bu arada yeni kukla Federal Almanya'nın derin yapısı BND tamamen CIA kontrolündeydi. Aynı tarihlerde Türkiye'de de ilginç oluşumlar ve kişiler meydana çıkıyordu. Avrupa'dakine benzer bir yöntemle Amerikalılar Türkiye'ye de uzanıyordu. Daha savaşın başında atılan saldırmazlık imzaları, Churchill'in gelişiyle farklı bir boyut almış, Türkiye Almanya'ya krom satışını hemen durdurmuştu. Kurduğu ilginç bağlantılarıyla derin yapılar hakkında yazdığı yazılarla tanınan Tamer Korkmaz, Türkiye'nin cephe ve el değiştirişini 10 Aralık 2014 tarihli Derin Seferberlik başlıklı yazısında şöyle anlatıyor. Türkiye'deki eski rejimin İngiltere'den ABD'ye devredildiği, bir başka deyişle ABD'nin gizli sömürgesi olduğu tarih 11 Haziran 1944'tür. Bu tarih ABD'nin Normandiya çıkarmasından 5 gün sonrasına denk düşüyor. 23 Haziran 1944'te ise ABD ile Türkiye arasında karşılıklı radyo haberleşmesi hizmeti başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetlerin sembolü olmuş meşhur savaş gemisi USS Missouri 5 Nisan 1946'da İstanbul'a geliyordu. Gemide 1944'te Washington'da ölen ve defnedilen Büyükelçi Münir Ertegün'ün naaşı yer alıyordu. Missouri'nin ziyareti, Soğuk Savaş'ın başladığı o günlerde komünizme karşı sizi biz koruyacağız mesajıydı. Tamer Korkmaz'a göre bu bir illüzyondu. Amerika'nın Türkiye'deki derin egemenliği böylelikle başlamış oluyordu. İsmet İnönü'nün Recep Peker'i başbakan atamasının ardından bir ay sonra 7 Eylül kararları başlığıyla Türk lirasının değeri düşüyordu. Ardından da milletler arası para sandığı yani IMF arzı endam ediyordu. Bazı derin bağlantıları sizlerle paylaştıktan sonra BND hikayesine devam edeceğiz. CIA'nin gönderdiği parayla kurulan Alex Springer medyası ve bağlantıları yine Tamer Korkmaz'ın Ağzı Bozuklar hattındaki Derin Köprüler başlıklı yazısından takip edelim. Derin Almanya'nın medyadaki eldiveni Alex Springer şirketi Doğan Holding'in ortağıdır. Baronsal Hürriyet'in Almanya'daki kan kardeşi Bild gazetesi Alex Springer şirketinindir. Kay Deichmann 2001'den beri Bild'in yayın yönetmeniydi. Terfi etti. 2016'nın ilk gününden itibaren aynı gruba ait gazetelerin başına geçti. Deichmann 2004'ten bu yana Hürriyet Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda CIA'nin kanatları altındaki Atlantik Brücke Derneği'nin üyesidir ve yönetim kurulundadır.
ABD'nin sömürgesi konumundaki Almanya'da 1952 yılında özel örgüt olarak kurulan Atlantik Brücken'in günümüzdeki başkanı, politikacı Friedrich Merz'dir. Merz, David Rockefeller'ın kurucusu olduğu Trilateral Komisyon'un da üyesidir. Almanya'da Atlantik Brücke ve Trilateral Komisyon'un yanı sıra Amerikan Akademi'nin, Amerikan Jewish Komite'nin, Aspen Enstitülerinin ve European Council on Foreign Relations'ın da büyük etkisi vardır. ECFR'de George Soros'u görürüz. Alex Schipringer'in patronu Matthias Döpfner, Amerikan Akademi, Aspen Enstitüleri ve Amerikan Jewish Komite üyesidir. Görüleceği gibi derin bağlantılar ve Avrupa'daki CIA etkinliği ortadadır. Bu noktada BND'nin sadece aktörlerden biri olduğu da net olarak görülecektir. Hazır yeri gelmişken kısa da olsa Atlantik Brücke'ye bir göz atalım. Atlantik Brücke 1952'de John McCulloy'un girişimleriyle özel örgüt olarak kurulmuştur. McCulloy, Almanya'daki Amerikan kuvvetlerinin yüksek komiseridir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Dünya Bankası Başkanlığı yapan, Rockefeller'ın sahibi olduğu Chase Manhattan Bank'ın yönetim kurulu başkanı olan derin bir simadır. İlginçtir, McCulloy, Kennedy suikastındaki gerçeklerin örtbas edilmesini büyük bir gayretle sağlayan Warren Komisyonu'nun da üyesiydi. Kurucuya bakarak Atlantik Brücken'in de aşağı yukarı ne amaçlı olduğu bellidir. Az önce de bahsettiğimiz gibi Reinhard Gehlen tarafından kurulan ilk örgüt 350 eski Nazi istihbarat elemanıyla kurulmuştu. O günler için temel amaç Kızıl Ordu hakkında olabildiğince bilgi toplamaktı. Organizasyonun ihtiyacı olan hemen her şey CIA tarafından sağlanıyordu. Nisan 1956'da Gehlen örgütü bugün BND olarak anılan örgüte dönüştürüldü. Tabii sadık hizmetleri nedeniyle General Gehlen örgütün başında bırakıldı. Zaten onun eşsiz olduğunu düşündükleri dehası nedeniyle sağ bırakmışlardı. Kukla denilebilecek federal Alman hükümetleri CIA ve BND ne derse harfiyen uygulamaktaydılar. BND Doğu Alman rejiminin en yüksek siyasi ve askeri faaliyetlerine kadar ulaşabiliyordu. Her köprü, hastanelerdeki yatak sayısı, hava alanlarının durumu, Sovyet zırhlı ve piyade tümenlerinin durumu ve konumu biliniyordu. Tabii bu bilgiler anı anına CIA'ya ulaşıyordu. Ancak ilginçtir, BND için çalışan kimi ajanlar aynı dönemde Doğu Alman gizli servisine de bilgi aktarıyorlardı. Bu arada kimi hatalar, Berlin Duvarı civarında yaşananlar Batı Almanya'da sorgulanmaya başlandı. Bu amaçla 1963 yılında bir komisyon dahi kuruldu. Bu dönemde hala Gehlen BND'yi yönetiyordu. BND 1967'de Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da kimi eylemlere katıldı? Küba'daki Sovyet füze varlığı konusunda ve 1967'deki 6 gün savaşlarında İsrail'e ciddi istihbarat akışı sağlamışlardı. Tabii CIA adına. Ancak 1968 yılında yaşanan bir olay ünlü General Gehlen'in istifasıyla sonuçlanacaktı. Nisan 1968'de Sovyet gizli servisi KGB adına casusluk yapan Heinz Felfen'in kimliğinin deşifre edildiği operasyon, General Reinhard Gehlen'in efsanevi kariyerinin de sonunu getiriyordu. Ancak buna rağmen hala istihbarat tarihinin en önemli figürü olarak anılmaktadır. General Gehlen 1979 yılında hayatını kaybetmiştir.
Aynı dönemlerde CIA Türkiye'de ne yapıyordu sorusunu sorarsak cevapların yine Tamer Korkmaz'ın yazılarında olduğunu görebiliriz. Derin Seferberlik adlı yazısında şunlara değiniyor Tamer Korkmaz. Türkiye'nin NATO'ya girişiyle birlikte kurulmuş olan Özel Harp Dairesi'nin ilk adı Seferberlik Tetkik Kurulu'ydu. Kontrgerilla eğitimi almak için ilk subayların ABD'ye gönderilmesi bu tarihten 4 yıl evvelinde başladı. Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görev yapan genç subaylardan Esat Keşafoğlu, kontrgerilla eğitimi alan ilk isimler arasındadır. Kendisinin çok özel bir misyonu vardı. 1952 yılından itibaren yıllar sonra sahneye etkili dini önder kimliğiyle çıkacak olan bazı isimleri antrene etmek için seferber olmuş bir derin simadan söz ediyoruz. Bu noktaya kadar yazılanlar ne derece dikkat çekici bilemiyoruz. Ancak devamına bir bakalım. Küçük Dünyam adlı kitapta paralel yapının kainat imamının Erzurum'daki gençlik yıllarına ait bazı hatıralara da ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 1950'li yılların ortalarında Erzurum'da katıldığı akşam sohbetlerini anlatırken aklında kalan isimleri sayıyor. Esat Keşafoğlu'ndan da söz ediyor. Keşafoğlu için o sıralarda üsteğmendi diyor. Kainat imamının Komünizmle Mücadele Derneği'nin Türkiye'deki ikinci şubesini Erzurum'da açmaktan dolayı nedenli isabetli bir iş yapmış olduğuna dikkat çektiği satırları yine Küçük Dünyam'da okumak mümkündür. BND'nin başarıları, faaliyetleri, yaptıkları ve yapamadıkları Almanya'da tartışma konusudur. Ancak Türkiye'deki kimi faaliyetleri deşifre edilmesine rağmen bitmemiştir. Bu noktada ülke içindeki kimi kişi ve gruplar bilerek ya da bilmeyerek bu oyuna alet olmaktadırlar. 1970'lerle birlikte BND kabuk değişikliğine gidiyordu. General Gehlen'in ayrılmasından sonra Halefi konumundaki Tuğgeneral Gerhard Wessel servisi yenileme ve modernleştirme programı uygulamayı hedefledi. Batı Alman hükümetleri bunu kabul ediyorlardı. Her ne kadar kukla konumları devam etse de onlar da BND'nin düşük veriminden şikayetçiydiler. Bu nedenle yenilenmeyi yeniden inşa olarak algıladılar. CIA güdümündeki BND ilk büyük şoku 1972 Münih Olimpiyatlarında yaşayacaktı. Münih'teki Olimpiyat göğü Filistinli gerillalar tarafından basılıyor ve İsrailli sporcular bu saldırı sonucu hayatlarını kaybediyorlardı. Kurtarma operasyonunun tam bir rezalet olduğu günün basın organlarına kadar yansıyordu. BND ajanları ve haber alma teşkilatı bu büyük fiyaskoda resmen başrollerdeydi. 1979 yılında Dr. Klaus Kinkel BND'nin başkanlığına getirilir. 1981'de BND'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlanır. Kutlamalara davet edilenler arasında Federal Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt ve Bayern Eyaleti Başbakanı Franz Josef Strauß vardı. Şansölye yaptığı konuşmada BND için federal hükümetin sessiz ortağı ifadelerini kullanıyordu. Burada belirtilmeyen federal hükümetin hangisi olduğudur. 1980'li yıllar BND bünyesinde başkanların ve ekiplerinin güç mücadelesi şeklinde geçecektir. 1988 yılında BND Değerlendirme ve Analiz Merkezi için yeni bir bina inşasına başlanır. Bu modern bina küresel bağlantılı bir yatırım olarak görülmektedir. 1990 yılında BND'nin yeni başkanı Konrad Porzner oldu. Artık BND'nin yeni kuralları olacaktı. Soğuk savaş sona ermiş ve iki Almanya'nın birleşmesi gerçekleşmişti.
dünya tek kutuplu bir düzene geçiyordu. Amerika'nın ve algı operasyonu yaptığı Birleşmiş Milletler ve NATO gibi örgütlerin karşısında düşman olarak görülecek bir güç de kalmamıştı. CIA ve onun Avrupa'daki emir eri BND yeni bir düşmanı çok geçmeden bulacaktı. Dünya genelinde İslam yeni hedefken Almanya özelinde hedef Türk gurbetçiler ve Müslüman nüfustu. Almanya için bahane de hazırdı. İki Almanya birleştiğine göre doğudan gelen Almanlara iş alanları yaratılmalıydı. Ve bunun için başta Türkler olmak üzere Müslümanların kaçırılması gerekiyordu. Her ne kadar artık Hitler yoksa da Nazizm aslında Avrupa'nın bir geleneğiydi. Ve bu ırkçı gelenek yeniden alevlendirilecekti. Ortaya çıkan dazlaklar, neo-naziler, BND'nin paralı kuklalarıydı. Aynı günlerde Türkiye'de neler oluyordu diyenler için Baronsal Gladio'nun Yalçınları başlıklı yazısında Tamer Korkmaz şunları yazıyor. Profesör Aydın Yalçın, Yeni Forum dergisinin baş yazarıyken 16-19 Eylül 1991 tarihinde Bodrum Yalıkavak'taki Club Monacus'ta Amerikan istihbaratçılarının CIA destekli Radio Liberty'den ABD'li yöneticilerin ve Türkiye medyasından bazı isimlerin katıldığı derin bir toplantı düzenlenmişti. Uğur Mumcu, Yeni Forum dergisinin netten aldığı paranın 50 bin dolarlık ilk taksidini 1989'daki bir yazısında deşifre etmiştir. CIA'nin kurduğu NED'in katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıya Paul Henze ve Graham Fuller da katılmıştı. NED, kuruluşundan beri TESEV'i fonlamıştır. TESEV'in kurucuları arasında Ömer Koç, İshak Alaton ve Kemal Kılıçdaroğlu da vardır. BND Almanya'da ve Avrupa'da CIA çıkarları doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyordu. Her ne kadar 1996 ile birlikte basın sözcülüğü, 1997'de açık gün kutlamaları gibi uygulamalar yapıldıysa da üzerlerindeki gölgeleri asla kaldıramadı. 1998-1999 yıllarında bilimsel faaliyetlere, panellere ve konferanslara ev sahipliği yaptılarsa da bir yandan da CIA'nin yeni düşmanına yönelik faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Almanya'da 2000'li yıllarda işlenen ve 8'i Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği faili meçhul dönerci cinayetlerinin altından BND çıkacaktı. Her ne kadar cinayetleri Nasyonel Sosyalist Yeraltı Teşkilatı adında bir neo-nazi çetesi işlemişse de bu çetenin tüm ihtiyaçları, istihbaratlar ve diğer hemen her şey BND ajanları tarafından sağlanıyordu. Her ne kadar Axel Springer grubunun medya silahları bunu örtbas etmeye çalışsa da başarılı olamayacaktı. Ancak bu ve benzeri saldırılar değildi BND'nin Türklere, Müslümanlara ve Türkiye'ye olan ilgisinin nedeni. Türkiye'nin özellikle 2007 sonrasında yakaladığı ivme, akrabalarıyla buluşması, küslerin barışması ve diğer politikaları Batı dünyası tarafından kabullenilemeyecekti. Üst akıl olarak adlandırılan yapının kuklalarından BND de bu saldırı koalisyonu içinde yer alacaktı. 2013 yılı yazında yaşanan Gezi kalkışmasında da BND ajanları görücüye çıkacaklardı. Bu kalkışma sırasında grupları harekete geçirme adına gelen yabancı uyruklu 100 civarında kişi yakalanıyordu. Bunların yanında dağıtılan dolar ve eurolar akıl alır gibi değildi. Adeta büyük bir konsorsiyum o günler için Türkiye'deki hükümeti devirmek, hatta rejimi değiştirmek adına var gücünü kullanıyordu. Benzer bir durumun 2015 yılı yaz aylarında farklı bir senaryoyla yaşandığı rahatlıkla söylenebilir.
7 Haziran 2015 günü yapılan genel seçimlerde Türkiye adına tek parti iktidarına yönelik bir sonuç çıkmadı. Halk iradesi o gün için böyleydi. Siyasi partiler arasında koalisyon görüşmeleri yapılırken 20 Temmuz günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 200 kişilik grubun bulunduğu Amara Kültür Merkezi bahçesinde bir intihar saldırısı yaşanıyordu. Bu saldırıda 32 vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda da yaralımız vardı. Bu olay yaşanmadan önce ilginç gelişmeler olmuş, birileri Almanya'da derin ilişkilerde bulunmuştu. İçinde çok sayıda öğrencinin bulunduğu bu grubu Suruç'a CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın bir dönem danışmanlığını yapan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Baki Düzgün'ün gönderdiği öğreniliyordu. Bilindiği gibi olayın olduğu gün kültür merkezine polislerin gelmesi istenmemişti. Ayrıca ev sahibi konumundaki HDP'li vekillerden kimse de yoktu. Olaydan 10 gün önce HDP'li yetkililerin Almanya Köln'de, Fraunhofer Enstitüsü'nde BND ajanlarıyla toplantı yaptığı söylenmişti. Yine olaydan önce Alman parlamenter Claudia Roth'la görüşüldüğü de belirlenmişti. İlginçtir, 2008 yılında sonraları Maltepe Belediye Başkanı olan Ali Kılıç'ın Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'i BND ajanlarıyla bir araya getirdiği söylenmektedir. Bu buluşmanın Frankfurt'taki Kempinski Otel'de gerçekleştiği, sonrasında Baykal'ın devrilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluşu sonrasında Ali Kılıç'ın Maltepe'de aday gösterilip seçildiği de söylenenler arasındaydı. Maltepe eski belediye başkanı Mustafa Zengin aday gösterilmeyişini Takvim gazetesine şöyle anlatmıştı. Ben adaylık sürecinde şöyle bir söz söylemiştim. %99 ben aday gösterilirim. Ancak %1 ihtimal var ki o da dış istihbarat güçleri devreye girerse saf dışı kalırım. Bu doğru çıktı. Ben CHP'yi dizayn eden dış güçler tarafından saf dışı bırakıldım. Zaten CHP 2010'dan bu yana dış güçlerin elinde. Ali Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun çantasını iyi taşıdığı için ödüllendirildi. Neler yaptığı, hangi olaylarda adı geçtiğini parti içinde herkes biliyor. Almanlarla da işbirliği içinde olduğu sır değil. Evet, bu anlatılanlar ışığında olaylara bakıldığında derin Almanya'nın üst akıldan aldığı emirle Türkiye'yi hedef tahtasına çıkardığı rahatlıkla görülecektir. Alman devleti de BND'nin yapısı, faaliyetleri ve kime çalıştığını bilmektedir. 2000'lerin başında yaşanan dönerci cinayetlerinin ardında azmettirici olarak durdukları da ispatlanmıştır. Anlaşılacağı üzere BND ajanları önce Avrupa'da Türklere ciddi operasyonlar yaptılar. Sonrasında 2015 itibariyle Türkiye'ye alenen operasyon yapmaya başladılar. 2015 yaz aylarıyla Türkiye'de bölücü terör yeniden hortlatılırken PKK karakollara saldırmıyordu. Bölgedeki kimi şehir ve ilçelerde hendekler kazılmıştı. PKK yanlısı belediyelerin desteğiyle yapılan bu iş, şehir savaşları gerçeğini gözler önüne serdi. Bunun ardında da yine BND ajanları vardı. Hem de kanlı canlı. Tabii CIA, MI6 ajanları ve diğerleri de mevcuttu. 2015 yılı Şubat ayı içinde BND'den 7 ajan terör yuvası Kandil'e gönderilmişti. Ajanlar burada teröristlere bomba ve kent ayaklanması eğitimi vermişlerdi. Kanlı örgütün kent savaşlarına yönelmesinde bu ajanların katkısı olduğu söylenmekteydi. Ajanların eğitim alanı sadece Kandil değildi.
Süleymaniye'ye kadar gidiyorlardı. Türk jetlerinin terör yuvalarını yerle bir ettiği hava saldırıları sırasında bu ajanlardan biri olan 23 yaşındaki Kevin Joachim öldürüldü. Örgütteki kod adı Dilsöz Bahar olan Joachim'in öldürülmesinin ardından Alman Savunma Bakanı Van der Leyen Bild am Sonntag gazetesine akla zarar bir demeç veriyordu. Türkiye'nin DAEŞ'e karşı kendini savunma hakkı ne kadar doğruysa PKK ile barış yolu da o kadar önemli. Öldürülen BND ajanının cenazesi de sorun oluyordu. Cenaze Türkiye üzerinden Almanya'ya gönderilmek istenmişse de Türkiye devleti buna izin vermemişti. Cenaze Erbil'den Almanya'ya gönderildi. Yine sözde DAEŞ'le mücadele edilmesi için 3 farklı tipte ağır silah gönderen Almanya, bu silahların PKK'lı teröristlerin eline nasıl geçtiğini açıklayamıyor. İstihbarat birimleri, DAEŞ'le savaşan Kürt gruplara silah sevkiyatı yapıyor görünen Almanya'nın çok sayıda mühimmatı PKK kamplarına götürdüklerini belirtiyorlar. Kandil, Hakurk ve Çemço bölgelerindeki 3 lojistik üsse sevk edilen Alman menşeli ağır silahların hava operasyonlarımız sonucu yok edildiği öğreniliyordu. Yine aynı yıl içinde Cizre'de terör örgütü yandaşları özerklik ilan ettiler. Özerklik ilanının içeriği oldukça ironikti. Bundan daha ironik olansa Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'ti. İmret, 1987 yılında Cizre'de doğmuş, 5 yaşında Mersin'e göç etmiş bir ailenin kızı. Leyla İmret, 1996'da Almanya Bremen'e gidiyor. Ve yıllar yıllar sonra gelip Cizre'ye, anılarında bile olmayan Cizre'ye belediye başkanı oluyordu. Birdenbire Almanların Cizre'ye ilgisi tavan yapıyordu. Her türlü makine ve ekipman Cizre Belediyesi'ne hediye ediliyor, Almanlar Cizre'yi kardeş ilan ediyorlardı. Gazeteci görünümüyle BND ajanları bölgeye girip çıkıyorlardı. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası yapılan araştırmada hain asker ve istihbaratçıların bunlara uşaklık yaptığı anlaşılacaktı. Bir diğer konu da Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıflarıdır. Türkiye'de son derece etkin olan bu vakıfların BND için iyi bir kamuflaj olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye'yi özellikle uluslararası arenada baskı altına almak istedikleri konularda faaliyet gösteriyorlardı. Elin bir suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı, yazar, akademisyen Necip Hablemitoğlu bu vakıflar için şunları yazıyordu. Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları ve enstitüleri, gerçekte Alman İstihbarat Servisi BND'nin kontrolünde çalışan, tüm masrafları federal bütçeden karşılanan taşeron NGO'lardır. İşin ilginç tarafı, hemen her vakıf, rejime entegre sorunu olmayan mevcut siyasal partilerin birer yan kuruluşudur. Örneğin, Almanların en büyük partilerinden biri olan Hristiyan Demokrat Birliği, Konrad Adenauer Vakfı'na, Yeşillerse Heinrich Böll Vakfı'na sahiptir. Alman parlamentosunda grubu bulunan partilerin bünyesi içindeki bu vakıfların tamamı iktidar, muhalefet ayrımı yapılmaksızın federal hükümetin politik eğitim fonundan finanse edilmektedir. Resmen Alman hükümetinden yardım alan söz konusu vakıflar, dış ülkelere, hükümet dışı sivil toplum örgütleri yani NGO olarak takdim edilmektedir. Buraya kadar anlatılanlar kimilerinde soru işaretleri oluşturmamış olabilir. Bu noktada Bergama ve 2015 yılında ortaya çıkan Artvin Cerattepe olayında bu vakıfların ne derece etkileri vardı diye sorsak acaba nasıl karşılık alırız? İsterseniz kaldığımız yerden Hablemitoğlu'nu dinlemeye devam edelim.
İşte bu vakıflar 1984'ten itibaren Türkiye'ye gelerek ve de yasal boşluklardan yararlanarak her biri birer taşeronun taşeronu, Legal Türk NGO'sunun tabelası ardında faaliyetlerini sürdürmektedir. Evet, işte Alman istihbarat servisi ve yaptıkları. Bunların dışında 2015 yılında BND ajanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil birçok siyasi misafiri dinlediği ve takip etmeye çalıştığı da ortaya çıkıyordu. Bir diğer yüzeylenen gerçek de BND'nin CIA adına çalıştığı ve taşeronluk yaptığıdır. Bunun doğruluğunu teyit eden Alman şansölyesinin bu tavrı sonrası Almanya'nın ne derece özgür olduğunu sorgulamak acaba yanlış mı olur? Alman Federal Dış İstihbarat Servisi BND araştırmacıların yorumlarına göre CIA'nin Avrupa kolu. Bu da özgürlüğü ister istemez sorgulatıyor. Ayrıca Türkler ve Türkiye üzerine oyun kurma çabaları da ne yazık ki hiçbir insani değerle örtüşmüyor. Böylesi bir yapının tarihten hiç ders almayışı ve yanlış stratejileri de anlaşılır gibi değil. Ülkemizin ve insanlarımızın güzel günleri görmesi dileğiyle. Hoşça kalın.